Merhaba arkadaşlar. Ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Merakla beklediğiniz sonuçlar kim nereyi tercih edecek? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık öğrenciler için ayrı ayrı gruplandırdığımız listeleri sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında var. Videoya geçmeden önce tercih rehberliği almak isterseniz tercihlerinizi birlikte yapmamızı isterseniz arkadaşlar bizden tercih rehberliği alabilirsiniz videonun açıklama kısmında tercih rehberliğini MBA Akademi'den alabilirsiniz arkadaşlar. Link açıklamada var. Evet şimdi arkadaşlar tercih sonuçlarıyla ilgili yani kimleri tercih edecek? Bu yaklaşık 1000 tane öğrencinin sonucu var. Tabii ki buralarda ufak yanlışlar olabilir. Elimden geldiği kadar yanlışları hataları gidermeye çalıştım. Çok fazla yanlış girenler vardı, veri girenler vardı. Çok fazla veri girenler vardı. Ee, arkadaşlar çok fazla veri giren öğrenciler aynı veriyi bir daha bir daha giren öğrenciler vardı. Evet aynı veriyi e, aynı şey üstüne birkaç kere söyledim kusura bakmayın ee, onları sildim arkadaşlar. Yani mesela adam puanla 600 yazmış ya şimdi ne alakası var? Yani şimdi bu e, adamın üniversiteyi kazanmasını bekleyemeyiz yani kimse kusura bakmasın puanla nasıl 600 yazarsın ya arkadaşım? Yani mesela böyle çok değişik veri girenler, sonuç girenler filan onların hepsini çıkardım arkadaşlar. Yani doğru düzgün veri girmeyen kim varsa hepsini çıkardım. Yaklaşık olarak 1000 kişi kaldı. Bunların içerisinde sayısal sözel eşit olarak ayırdım. Sözelciler geçen mesela geçen sene daha iyi sıralama yapan sözelciler vardı. Hatırlıyorum bu sene daha az sıralama var. Bunların önünde büyük ihtimal eşit ve sayısal çok fazla var. Anladığım kadarıyla yani ilk belki ilk yüzü eşit almış gibi görünüyor. İşte burada Sözel'in sıralaması var. Bu listeyi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Onunla da paylaşacağım. Burada pdf açıklama kısmında olacak. Bu arkadaşlar buraları yazacaklar. Yani burada Sözel'den devam edelim. Bakın Sözel işte 5000'ler 4000'ler bu sıralamalarda bu arkadaşlar genelde buraları yazacaklar arkadaşlar. Eşit arkadaşlar nereleri yazacaklar? İşte eşit ekstra toplam neti ekledim. Belki lazım olur diye. ÖBP ve toplam neti ekledim arkadaşlar. Zaten sözelde de ÖBP vardı. Yani mesela burada birinci arkadaşımız Ankara Medipol'u yazacakmış. Direkt e, büyük ihtimal. Yani bu onun yazdığına göre büyük ihtimal Medipol'una gelecek. Nursel hocamız. E, Nursel hocamıza biz e, yani Nursel bizim hocamız e, sağ olsun gerçekten çok güzel. Yine bir sonuç yapmış. Ee, yeni yüzyıla geçiyor bu sefer de güzel ee, 34. sıralama gayet güzel yapmış Sıla var burada Özlem var Burcu var yani mesela Burcu'nun sonucuna bakalım arkadaşlar kötü bir ÖBP'si var yani hani mesela baktığınızda ÖBP mi ÖBP belirleyici mi değil mi ÖBP belirleyici ama asıl belirleyici olan kişinin netleridir arkadaşlar bakın kötü ÖBP olmasına rağmen bir insan 49. olabiliyorsa bu ÖBP'nin çok da önemli olmadığını gösterir. Kişilerin gayretlerinin çok önemli olduğunu gösterir arkadaşlar. Bakın burada 52 ÖBP var. Kimmiş bu? Cemreymiş. Burada 54 ÖBP var. Boranmış mesela. Yani mesela bu arkadaşlar 61. olmuş. Cemre buradan 95. olmuş. Arkadaşlar ÖBP bir yere kadar etkili tamam mı? Bakın çok iyi ÖBP'si olup kazanamayan çok insan var. Burada ÖBP çok etkili diyemeyiz. Evet ÖBP etkili ama asıl etkili olan kişilerin netleridir arkadaşlar. Buralarda da yanlışlar hatalar varsa ben hepsini çıkarmaya çalıştım. Ufak hatalar var. <laughs> olabilir. Yani o konuda kusura bakmayın. Elimizden gelen liste buydu. Evet bu arkadaşların çoğu hukuk istiyor. Şurada aralı ekonomi isteyen birisi var mesela. Feyza ekonomi istiyormuş. Çok güzel bir sıralaması var. Ekonomi istiyor. Olabilir. Yani mesela yönetim bilişim var 596. Geriye kalanlar hep hukuk mesela burada bir ekonomi haricinde. Hukuk. Mesela geçen yıllarda şuralarda işletme görüyorduk. İşletme, iktisat filan görüyorduk ilk sıralarda. Yok arkadaşlar. Yani bu sene e o sıralarda yok onlar. Mesela Boğaziçi işletme filan yazanlar oluyordu. Şu an yok. Evet. İştiharlığının sıralaması da bu şekilde arkadaşlar. İktisat mesela buralarda. 2530 iktisat. Boğaziçi, Eray. Yani bu bu şekilde arkadaşlar iştaharlıkçıların listesi de burada görünüyor. Baya bir e, veri girilmiş. Asıl veriyi sayısalcılar girmiş. Yani sağ olsunlar arkadaşlar hiç erinmemişler, tek tek girmişler. Evet burada sayısalcıların ciddi başarıları var. Ciddi emekleri var arkadaşlar. Mesela Bora var Fatih var. Evet yani şimdi e, bu arkadaşlardan mesela nasıl kazandığıyla ilgili bizimle birlikte video çekmek isteyen olursa iştarlık da olabilir sözel olabilir sayısal olabilir bize ulaşırlarsa çekebiliriz arkadaşlar. Yani bu emek kendi emekleri. Bizim emeğimiz değil. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Arkadaşlar üzerinde hakkımız yok. Ama nasıl kazandıklarını gelecek senedeki arkadaşlara aktarmak isterlerse ben kendilerine yardımcı olurum. Beraber video çekebiliriz arkadaşlar. Sayısalcı arkadaşlar 3, 4, 5, 7. Ee, mesela 9, 11, 13, 18, 19, 20, 26, 28 mesela buralar endüstri yazacakmış mesela Bora e, Boğaziçi Üniversitesi 4. sıradaki Fatih bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar çok fazla bilgisayar var arkadaşlar mimarlık, bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar endüstri, bilgisayar yani buralara kadar 65. bir arkadaşımız var nevin hemşirelik yazacakmış onun dışında hep bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar makine, makine gidiyor bir tane veteriner var 182'de Bakıyoruz hemşirelik, mimarlık, bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. Yani burada çok fazla bilgisayar mühendisliği görünüyor. Hemşirelikler sonra buradan bir yerden sonra başlıyor arkadaşlar. İşte yazılımlar, veterinerlikler, hemşirelikler buralarda başlıyor. Yani yine çok fazla bilgisayar mühendisliği girenler var arkadaşlar. Bu dediğim gibi PDF'yi sizinle paylaşacağım. Sayısalcılarda çok fazla veri girilmiş. Sayısalcı arkadaşlar ekstra teşekkür ediyorum. Gerçekten emeğinize de sağlık arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani bu emek e, çok uğraştım ben bu videoyla. Gerçekten çok aşırı uğraştım. 3 saattir uğraşıyorum düzeltmek için. işte bilmem ne için. Yani beğenin arkadaşlar. Arkadaşlarınıza paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu böyle devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.